Selamünaleyküm efendim, iyi günler. Bugün gazetecilik yapacağım. Ruhsal terapi yayını değildir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Şu anda birkaç tane paramı aynı anda kullanıyorum. Yani birkaç tane ses recording aracı aynı anda kullanıyor. Bu nedenle teknolojiyi nasıl kullanacağımızı da öğrenmeye çalışıyoruz, kusura bakmayın. Aynı anda birkaç yayını birden yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarıyorum. Şimdi size gazetecilik yayınıyla ilgili maceramıza başlayacağız. Fethullah Gülen Hoca Efendi İngilizce ve Türkçe ve diğer dillerde tüm dünyada duyuldu. 200'e yakın ülkede. Hiçbir şek ve şüphe kalmadan Galatasaray Azam'ı bütün dünya tanıdı. Sınıfı dergimiz 1979'dan itibaren yayın yaptı. Yezidler, Süfyanlar, Zındıklar kapatana kadar. Yeni Ümit de aynı şekilde. Şimdi Çağlayan oldular biliyorsunuz. Devam ediyor yayın. Biz bu arada Sunrise gibi bir yayın yaptık 2 yıl. 2001 ile 2003 senesi arasında. Gördüğünüz gibi paramız azdı o zamanlar. Böyle sarı saman kağıda yayın yaptık. Beğenmedi arkadaşlar. Para mı verdiniz kardeşim? Aldığımız 3-5 kuruş reklamla yayın çıkartmışız. Daha sonra devam eden Kanal Türk 11 yıl devam etti. Ve geçtiğimiz Aralık'ta yayını sonlandırdı. Çünkü bu ahir zaman nifakı ve fitnecileri çok arsız ve edepsiz. Her yerde saldırıyorlar. Hasan Bey, ben Kanada'nın Aydın Doğan'ın da Aydın Doğan'ayım derdi. Kimseden korkmaz bir Laz'dır. O da en sonunda havlu attı. Internet Cultural Dialog Institute geldiğimizden beri Kanada'ya diyalog yapıyoruz zaten. Kurumsallaştı. Amerika'da gördüğünüz gibi Türk-Amerikan Birliği kuruldu ve zaten her şey bundan sonra başladı. 2011 senesi. 5 tane değişik kurum aynı çatı altında birleşti. Diyalog kurumları ve politik bir misyonu lobicilik faaliyeti yaptığı için bu Süfyan tarafından hoş karşılanmadı. Çünkü Süfyan Erdoğan'a çalışmıyor. Kendisine bağlamaya çalışmasının, biat ettirmeye çalışmasının temel sebebi onların IŞİD ve El Nusra projesine hizmet etmemesi, hırsızlığına, yolsuzluğuna hizmet etmemesi. Kanada'da Business Network magazin çıkartıldı yaklaşık 3 yıl bu karanlık süreçte. Yeni kapandı. Bu yayın hala devam ediyor. Anatolian Heritage Federation'ın çıkartmış olduğu 3 ayda bir çıkardığı bir yayın. Gördüğünüz gibi hizmet medya konusunda elinden geleni yapmış. Daha arada benim çıkardığım bir de platform var 2011. İş Adamları Cemiyeti'nin dergisi. Ondan bir örnek bulamadım, koyamadım buraya. Benim ne yaptığımı merak ediyorlar. Yani çok merak etmeyin. Daha ÖKK zındıkı çözemedi. Siz hiç çözemezsiniz. 2011 yılında Sosyal Toronto'da çalışıyordum. Kanada'nın derin devleti oluyor ama resmi. Öyle perde arkasından iş yapmaz. Sosyolojik çalışır. Ben bir süre çalıştım araştırmacı olarak. Aynı dönemde ben ihracat yapıyordum. Ve EDC denen Kanada İhracatçılar Birliği'nin Global Exports olarak belge verdiği sayılı adamlardan biriyim yani Kanada. Bazıları merak ediyor, inanmıyor filan da. Kardeşim yani gösterelim belgelerimizi. Toronto Board of Trade'in de üyesiyim tabii. İlginç yani. İnsanlar boş ver, göstermeyelim. Kıskanıyorlar. 3 yıl Komasa'nın Kanada temsilciliğini yaptım. Ve aslında Komasa şirketine çalışıyordum. 3 yıl mercimek kralı olarak bilinirim yani. Tuncay Güney mercimek kralı Faruk deyince anlamadınız tabii. Kral Faruk. Kral Faruk'un işleri çoktur. Bugün kitap tanıtımı yapacağım. Ben sosyoloji mezunuyum. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, political science aynı zamanda. Sadece psikoterapist, social worker değilim. Regional culture master da ekstradan oldu. Exploring International Human Rights, Essential Readings. Önemli bir eser, temel eser, klasiktir.
Herhalde Günter Levin'in diğer benim Massacres in Ottoman Turkey, Spiritual Genocide kitabı, Ermenilerin Osmanlı topraklarına nasıl katliam yaptığına ilişkin tarihi belgeler önemlidir. Bunu Büyükelçi Aydemir Erman hediye etmişti. Bunun gibi 5-6 kitap var. Bir tanesini gösteriyorum bugün. Ermeni katliamı Karabağ'da devam etti. Bu kasetten isteyen varsa gönderebilirim. Gösterebilirler Ermeniler nasıl Hocalı'da ve Karabağ'da katliamlar yaptı. Kadın çocuk hepsini öldürdü. Belgelidir yani. Social movement in a global context. Neden polis baskı yapıyor? Neden silah var elinde? Neden göstericileri kapitalist sisteme isyan edenleri acımasızca bastırıyor? Sosyal hareketlerinin political economy ile ilişkileri. Sosyoloji bitince böyle oluyor işte. Her telden var bizde. Barzani olayını inceleyeceğiz birazdan. Rus Turkut yazmış. Bugün nereye geldi? Ali Ünal'ın Külli Kadiler, Risale Nur'dan Külli Kadiler kitabı 1-2 çok değerli bir eserdir. Hanım sahabeleri yazmıştı Havva Ergen'e. O da kayıp, ortada yok. Evet, ruh arayışındayız efendim. Bu kitap önemli demiştim. Ben aslında psikoterapistim efendim. Mind over mood, CBT, Cognitive Behavioral Therapy uygulayan bir terapistim. Eskiden gazeteciydim. Şu kitabı da bir Kanadalı hakiki seviyeye hediye edeceğim de o yüzden tutuyorum. Götüreceğim, götüremedim gitti. Çok biziz gördüğünüz gibi. Bugünkü gazetecilik yayını başlamıştır. İnşallah sorularınıza cevap verebilirim. Evet. İnşallah görüyorsunuzdur. Görüyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Kafam kellem çıksa da önemli değil yani. Nereden başlayalım? Evet. Bugün bu yayını Sayın Deniz Baykal'a ithaf ve hediye ediyorum. Kendisi komada, yoğun bakımda. Allah'tan şifa diliyorum. Kendisini çok severim. Türkiye'nin yetiştirdiği ender güzel politikacılardan biridir. Siyaset doktorası vardır. Ergonokon'un derin devletin uzun yıllar CHP'nin başında tuttuğu bir insandır. Fakat orta yollu bir insandı. İslam düşmanı değildir. İslam düşmanı CHP'lilere karşı aslında bir balansı teşkil ediyordu. Ve Kılıçdaroğlu gibi bir gerizekalının CHP'nin başına gelmesini engelliyordu hiç olmazsa. Lakin kasetle gönderildi. Ve Çakma Gandhi'yi getirdiler, Çakma muhalefeti. Süfyan Erdoğan'a yamadılar biliyorsunuz, Bahçeli gibi. Uzun soluklu bir proje yürütüyorlar. Biz de uzun soluklu sabırla mücadele ediyoruz. Deniz Baykal hayatı başarılar ve başarısızlıklarla doludur. Kendisinin çok başarısız olduğu dönem herhalde 1999 seçimleriydi. CHP ilk defa Atatürk'ün kurduğu parti baraj dışında kalmıştı. Meclis dışındaydı ve tüm dengeler bozulmuştu. Derin devlet onu çok ağır bir şekilde cezalandıracaktı. Ahmet Turan kardeşim var, CHP muhabiri. Seçimin ertesi günü sabahleyin işe gelmiştim 8.30. Daha 9 haber toplantısı başlamadan Faruk dedi, Deniz Baykal seni çağırıyor. Allah Allah, benim alakam var Deniz Baykal'la. Ben siyasi politik partilere bakmıyorum. Ben diplomasi muhabiriyim. Ne alakam var? Dedi, Baykal seni görmek istiyor. Beni Baykal tanıyor mu? Şahsen tanışmadık hiç. Beni aldı gitti. Haber toplantısına katılmadım. Baykal bütün gece uyumamış. Ne yapacağını düşünüyor. Nasıl karar verecek? İstifa baskıları var parti içinden ve parti dışından. Ve karar vermede zorlanıyor. Beni çağırmasının sebebi de istişare yapmak. Neden beni çağırıyor? Ben de bilmiyorum ama Ahmet Turan Alkan, Faruk Bey bu dedi.
Deniz Baykal Büyü dedi. Senin ününü çok duydum. Nasıl bir ün var benim dedim. Var, ünümüz var. Ankara'ya girmişiz, aradan geçmiş. 2 sene tabii ünümüz olacak, ses çıkacak burada. Senin doğru sözlü olduğunu söylediler ve ne yapmam gerektiği konusunda bana fikir verir misin dedi. Çok samimiydi, çok candandı ve gerçekten yardıma ihtiyacı vardı. Ben yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ediyorum biliyorsunuz. Sadece yardım istemesi, talep etmesi önemli ve samimi olması önemli. Ve evet dedim, yardım ederim. Ne yapmam gerektiğini söyler misin dedi. Şu anda ben ne yapmalıyım? Hiç beklemedim. Herhalde 5 saniye falan beklemedim. Hemen dedim istifa mektubunuzu yazın Sayın Baykal dedim. Ve istifa edin, Antalya'ya gidin. Torununuz oldu. Gidin torun sevin biraz. Babanız sizi özledi Antalya'da. Uzun zamandır zaten göremiyorsunuz. Öyle yılda bir defa gitmek de olmuyor bayramlarda. Baykal gülümsedi. Herkes bana direnmemi soruyor partide. Benim istifa etmemi isteyenler Önder Sav başkanlığındaki Çakal grubu. Şimdi sen de bana istifa et diyorsun. Neden dedi. Peki dedim, onların gerekçeleri belki farklıdır ama benim gerekçem farklı dedim. Duymak isterim dedi. Siz dedim bir sene sonra kahraman olarak döneceksiniz dedim Sayın Baykal. Tekrar güldü. Nasıl olacak bu dedi. Şu anda dedi büyük bir hezimet yaşadınız. Ve tabii Atatürkçüler, Kemalistler sizi acımasız eleştirecekler medyada. Hürriyet gazetesi başta, biliyorsunuz kimler olduklarını isim isim saymaya gerek yok. Sıra Dergin, Tufan başta olmak üzere, Mehmet Ali başta olmak üzere sizin canınızı okuyacaklar. Ve sizi zaten istifa ettirecekler. Siz şimdiden istifa edin ki kahramanlık size kalsın. Daha sonra, bir sene sonra sizi kahraman kurtarıcımız diye tekrar çağıracak olan da bu insanlar dedim. Yani şu anda giderseniz kahraman olursunuz. Bir sene sonra dönerseniz nasıl olacak bu dedi. Sayın Bakan dedim. CHP'de kaç tane delege var? Şöyle bir hesap etti. 1300 vardır dedi. Bunların kaç tanesini siz kendiniz tayin ettiniz dedim. Şöyle hesap etti. 1150 civarında dedi. Peki dedim, parti sizin kontrolünüzde değil mi? Yani benim kontrolümde dedi. Benden başka hiç kimse lider seçemezler. Peki dedim, bir sene sonra sizin koyacağınız emanetçi başkan dedim bu parti lider edebilir mi? Bir sene içinde. Edemez dedim. O halde döneceksiniz dedim. Döneceğim dedi. Gidin dedim, bir senesi tatil yazdım dedim. Torun sevin. Deniz Baykal kahkahayı kopardı. Dedi, tüm gece boyunca düşünüyordum dedi. Hayatımda duydum en güzel şey dedi. Kalktı sarıldı bana. Allah razı olsun dedi. Ondan sonra istifa mektubu yazdı. Çıkıyoruz, Ahmet Turan diyor, ya diyor Faruk. Seninle gittiğimiz yerde mutlaka olay oluyor, mutlaka haber çıkıyor. Bu haber sadece bende var. Baykal istifa edecek ve ilk haberi ben veriyorum. Dedim sen beni yanında taşımaya devam et dedim böyle Ahmet. Ama yarın dedim seni de bir gün fişlerler ve şişlerler dedim. Bak Malatyalı kardeşim, kendisi Kürt. Faruk Aslan tehlikeli adamdır. Herkes kaldıramaz. Olsun dedi. Gelecek her belaya razıyım falan diyor. Bir Baykal istifa etti. Ve dediğim gibi altan öymeni emanetçi koydu ve bir sene sonra kahraman olarak döndü. Kahraman ilan edenler de ise işte yine bugün sövenler, hakkında aleyhine konuşanlar alçaklardır. Tufan gibi, işte Esad Ergin gibi adamlardır. Bunlar kaynatırlar tabii ortalığı. Biliyoruz bu adamların ne mal olduğunu. Şimdi hizmete çıkmasına şaşırmayın Esad Ergin'in. Böyle ahlaksız bir adam yani. Ergun'un konu ne derse onu yapar. Adamın kendi fikri yok ki. Yok öyle aydınmış, dua yemiş. Sallayın bunları efendim, sallayın. Kimin ne mal olduğunu biz iyi biliyoruz. Baykal kaseti olayına geleceğim tabii. Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi Baykal'ın kasetle gönderilmesiyle oldu. Bunu kim yaptı?
Elbette bunu Ergonokon yaptı. Fakat kime ihale ettiler? Mesele bu. Yani maşayı kimi, hangi elin tuttuğu önemli değil. Emri kim verdi? 12 tane general verdi. Emekli general. Suşyonizm komitesi. Emri kim uyguladı? İcra etti. Doğu Perinçek uyguladı. Evet, Doğu Perinçek hapiste. 2011. Bu adam hapiste, siz zannediyor musunuz ki rahat duruyordu? Adamın her tarafta eli kolu var, uzun. Adam İngiliz ajanı. Dansöz. Hem Amerika'ya çalışır, hem Rusya'ya çalışır, hem Çin'e çalışır. Hem İsrail'e çalışır, her numara var. Bu nedenle vazgeçemiyorlar. Radyo 40 yıldır bu adamı kullanıyor pil işlerinde. Kaset çetesi var. Yani Leventler var. Bektaş, Göktaş, Adnan Oktay. Beraber çalışıyorlar zaten yıllardır. Kaset çekmekleri zor değil. Doğu Perinçek'in yetiştirdiği Türk hastalarının yardımıyla daha adamı kızları var. İnsanların yatak odasından gidip yatıyorlar yani. Ve kaset çekiyorlar. Ve bunları kullanıyorlar. Baykal'ın yatağına giren de böyle bir gazeteci. Onlardan biri. Perinçek'in adamı. Deniz Baykal tabii kimle yaptığını biliyor. Karısını kimle aldatmış biliyor. Yaptığı günahı eşekliği biliyor ama o onun kişisel sorunu. Personal hayatı, özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ne zaman ilgilendiriyor? Türkiye'ye kumpas kurdukları zaman, hizmete, cemaate iftira attıkları zaman ilgilendiriyor. Yoksa ilgilendirmez. Peki hizmeti korumak zorunda mıydık bu konuda? O konuya geleceğim. Baykal'ı biliyor ki Perinçek ekibi soktu yatağına o hanımı. Hanımın ismi de önemli değil. Zaten hatırlamanız da önemli değil. Maşalar önemli değil. Kimin maşayı tuttuğu önemli. Erdoğan'la ittifak kurdurdular 2011 yılında. Ve Erdoğan'ı Göktürklerin devletinin lideri yaptılar. Perinçek de hapisten çıkacağı günü sayıyor, biliyor yani. İttifak kurduğu Erdoğan'ı da tanıyor. Onun ne kadar alçak ve namussuz olduğunu da biliyor. Çünkü 5000 sayfa diyorlar Abdurrahman Dilipak'ın ifadesiyle sayısız kaset çekmişler. Bu kasetler, tehditleri, şantajları tam, ben herhalde 2600 dosya saydım. Yolsuzluk, hırsızlık dosyası var. Kucaklarına oturmuş tabiri caizse. Ve istedikleri gibi oynatacaklar. Ve 2011 senesi kırılma noktasıdır. Benim gazetecilik biraz farklı oluyor değil mi? 2011'de Doğu Perinçek bu oyunu benim bozacağımı anladı. Ne yapacak? Kanada'ya bir dağ adamı kızlarından birini gönderdi. Tiyatrocu. Master'ı var. Bende ne alakası var? Benim bir devremin, Perinçekçi bir devremin baldızı. Benden yardım istedi. Devrem. Ben yardım isteyen herkese yardım ederim demiştim ya. Kanada göçmenliği almış. 5 yıl geçmiş. Kanada'ya gelip uzatması lazım ama tarihi geçmiş. Ve geçmek üzere. Son bir hafta mı? 10 gün mü ne? Kanada'ya gelmek zorunda ve göçmenliği uzatmak zorunda, yoksa yanacak. 5 yıllık süre var. Kanada'da yaşaması gerekiyor göçmenlik aldıktan sonra. Geldi hatun. Ben ne yapıyorum? Ben bundan hiçbirini yapmıyorum. Ben o sırada Social Plan Toronto'dayım. Social Researcher'ıyım. Ve downtown Toronto'da tezgahtarlık yapıyorum. Ekmeğimi helal kazanmak için. Burak Market'te. Yani tezgahtarlık. Kasada duruyorum. Asgari ücret. Minimum yani. Çalışmazsınız. Geldi hatun. Benim nerede olduğumu öğrenmiş. Durumu anlattı. Bana yardım eder misin dedi. Öğrenmiş benim kuralımı. Yardım isteyen herkese yardım ederim. Perinçek'in dava adamı kızı olsa da. Ama kadın çok fitne. Elinde bir sürü kasetle gelmiş. Bu kasetleri kim eliyle yayınlayabiliriz? Kimin üstüne iftira atabiliriz diye Perinçek göndermiş tabii. Söylemiyor. Benim de bilmediğimi zannediyor. Derdini dinledim. Onu bayan bir avukata gönderdim. Bayan avukat Atatürkçü. O zannediyor ki benim cemaatten birine göndereceğim falan zannediyor. Cemaatten avukat yok zaten o dönemde. Atatürkçü bir bayana gönderdim. Yardımcı olsun diye. Bir gün sonra geldi.
Önce avukat geldi. Kara gözlükleri var. Ne oldu dedim. Çıkart bir şu gözünü bakayım ne oldu. Çıkardı gözlerini. Mosmor. Ne oldu dedim. Ya dedi Faruk Bey, üçüncü koca da dedi kötü çıktı. Bu da dövüyor dedi. Ya dedim milletin hakkını savunuyorsun. Kocana dayak yiyorsun. Eşek herif dedi çalışmıyor yatıyor dedi. Faruk Bey dedi beni dedi düzgün bir adamla evlendirsene dedi. Ne olur dedi. Şöyle zengin olsun dedi çalışmayayım dedi. Neyse gözlüğünü tak dedim. Nedir derdin anlat bakalım. Herkese yardımcı oluyoruz ya. Benim üzerime dedi bir kadın göndermişsin dedi. Bu kadın dedi fettan dedi fitne dedi. Ben bu kadına niye yardım edeyim dedi. Bu öğrenmiş kadının ne mal olduğunu. İnsan uzmanı çünkü avukat. Dedim yardım et dedim. Bakalım derdi neymiş öğrenmeye çalışıyorum. Uzat dedim resmi işlemleri yap. Sen kendi işini yap. Avukat değil misin sen? Neyse gitti. Perinçek'in kızı geldi. Yani kendi kızı değil. Böyle davadam kızlarından var ya. Milletin yatağına soktuğu tiplerden. Onun hayat hikayesini değiştim. Üç tane koca değiştirmiş. Hiçbiri tutmamış. O da diyor Faruk Bey diyor ya. Şu hayatımızı mahvetti diyor Ferinçek diyor. Dün mahvetmiş ama hala devam ediyorsun. Ama intikam almamız lazım dedi. Bizim kızlarımız dedi AK Partilerin koyununa girdi. Kasetleri çektik dedi. Erdoğan dedi koyununa dedi bayağı avlat soktuk dedi. Kasetler elimizde sağlam dedi. İstersen sana vereyim dedi. Aman aman dedim istemez. Kime verirsen ver bana verme dedim. Kendinden emin. İntikamımız çok acı olacak ama dedi cemaatten intikamımızı alacağız dedi. Çünkü Erdoğan'ı AK Parti'yi dedi bu şekilde güçlendiren cemaat dedi, hizmet dedi. Onlardan da çok acı bir intikam alacağız dedi. AK Parti'yi de bitireceğiz dedi. Bütün dedi derin devlet faaliyete geçti. Düğmeye bastı. Bütün dedi güçlerimizle saldıracağız. Ben isterim ki dedi senin gibi insanlar mağdur olmasın. Bir de bana akıl veriyor. Derdini açtı. Kaset kim verdi Baykal'ın kaseti? İşte bu kız verdi. Kime verdi? Mesele bu. Yani Perinçek'in gönderdiği kaset Baykal kaseti kimin eliyle Toronto'dan Mete Kafe'den hangi IP ile hangi laptopla çıktı? Neden Akit gazetesi reklamını yaptı? Mesele bunu çözmek. Tabii biliyorum kimin olduğunu. Benim öğrenmem çok zor değildir. Her yerde adamım vardır. İçeride adamlarım var yani. Gazetecilik böyle bir şeydir. Öyle istihbarat kaynağı falan kullanmıyorum. Üç harfim falan da yok yani. Çok basit açıklaması vardır her şeyin ama siz samimi olursanız, insanlara yardım ederseniz, insanlar da mutlaka size yardım eder. Çünkü ben yalan söylemem. Doğru, gerçek neyse onun peşinde koşarım. Nasıl? Bilgi sahibi olabiliyor musunuz? Henüz daha bir şey anlamadınız, değil mi? Pekala. Biraz daha açalım. Yayın devam ediyor. Evet. Yayın devam etsin bakalım. Gazetecilik yayını istiyorlarmış. İstese gazetecilik yayını. Gazete ortaya çıktığında tabii Kanada'dan çıktığı için herkes gözlerini Kanada'ya çevirdi. Tüm gazeteciler bunu kim yapmış olabilir? Potansiyel suçlular kim olabilir? Hemen cemaate yanacaklar ya, yani cemaat güçlü Kanada'da, çok güçlüymüş sanki. Çok az sayıda insan çalışıyor maaşlı olarak. Ben de maaşlı eleman değilim zaten. Ama medyasını çıkardığım için hizmetle veya hizmetle indirek bağlantılı gözler benim üstünde. Faruk Aslan ne yapacak? Gazeteciler bana e-mail yazıyor. Bir sürü e-mail geldi. Bu olayı ortaya çıkartırsa sen çıkartırsın, başkası çıkartamaz diyorlar. Bunlardan biri Berna Laçin. Milliyet Gazetesi'nin köşe yazarı. Derin devletle ilgili kitapları var. Meşhur bir gazeteci. Uzun bir e-mail yazmış. Tabii e-mail yazıyor. Suçu da cemaatin üstüne yıkmaya çalışıyor. Cemaatten kim yaptı diyor. Biliyorsan söyleme, saklama diyor. Cevap yazdım. Dedim Ali Silmen dedim kız da burada okuyor dedim. Buraya gelir sık sık belki de o yapmıştır dedim.
Niye illa hemen hizmetten biri yapmış olsun ki? Potansiyel suçlu olarak dedim, çok sayıda insan var. Mesela dedim, milli görüşçüler olabilir, Erdoğan'a düşmanlar, Perinçek grubuna da düşmanlar ama pay istiyorlar devletten, bu Numan Kurtulmuş ekibi, Erbakan'dan sonraki grup. İçeride adamlarım var tabii benim, ne döndüğünü biliyorum. Bunlar da yapmış olabilir. Potansiyelleri sıraladım. İşte Tuncay Güney olabilir mi diyor filan. Benim yanında böyle şey var, hipotezleri var. Ben herkese üslubunca cevap veriyorum ama bir yandan da araştırmam devam ediyor ve buldum da. Nasıl buldum derseniz, bu da enteresan. Milli görüşçü biri, Erbakan'ın eski iş adamlarından, 28 Şubat sürecinde İstanbul'da malını mülküne el konmuş, gasp edilmiş, inşaat yerleri almış. Fakat bunlara el konduğu için travması var, Kanada'ya kaçmış bir iş adamı. Ve o dönemde de iş adamı Erdoğan'a düşman aslında. Doğu Perinçek'e düşman ve 5 vakit namazında biri. Bu Deniz Baykal'ın videosunu koyan Maşa. Zengin bir iş adamı, birkaç tane şirketi var Kanada ve Amerika. İntikam almaya çalışıyor. Ona göre Deniz Baykal'ı CHP'nin başından götürmek bu şekilde cihat oluyor. Yani kasete kimin getirdiği önemli değil onun için. Önemli olan sonuç almak önemli. Yani Perinçek'in bir kızının getirmesi, bu iş adamına teslim etmesi bu kaseti onun için önemli değil. Lakin ortada bir sorun var. Sorun şu. Bu adam kim? Değil mi? Herkesin sorduğu soru. Ve bu adamı ben hemen 3 gün içinde öğrendim. Nasıl öğrendim? IP adresinden öğrendim. İnternet kullandığı internet serverı, yaşadığı şehrin bağlı olduğu server. Orada içeride benim yine adamlarım var. Kanada firması olması değiştirmiyor ama ben social worker'ım Kanada. Sırları ifşa edemem. Ben polis değilim, dedektif değilim. Polis var, istihbarat var, bulsunlar. Devletin gücü var, bulsun. Ama devletin bulmaya niyeti yok. Çünkü işin içinde devlet var. İşin içinde Erdoğan var. Büyükelçinin, konsolosun böyle şeyleri yapacağını herhalde tahmin etmiyorsunuz. Çünkü kumpasın içindeler saklıyor. İftira atacaklar. Tabii benim içerideki adamları da kurmam lazım. Bilgiyi bana veren IP adresi. Laptopu buldum. Laptop o iş adamının dükkanından çıkmış. Ve laptop kime ait? Laptop iş adamına ait değil. Laptop orada çalışan bir işçiye ait. İşte zaten işin püf noktası da burası. İşçi kim? İşçinin kim olduğunu biliyorum. İşte zaten sorun burada patladı ya. Ben herkesi korumaya karar verdim. Bu olayı bilmeme rağmen dalga geçiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Çakma Kemal gelmiş Gandhi. Derin devletin emriyle Baykal'ı götürmüşler. Ve Baykal açıklama yapmış. Zaten üzerine düşeni yaptı. Pennsylvania'dan dedi ben eminim. Hizmet böyle çakallık, arsızlık, edepsizlik, ahlaksızlık yapmaz. Biliyor prensip olarak beni de tanıyor. Ve benim ortaya çıkaracağımı da biliyor. Ve çıkardığımı da belki de biliyordur. Ki tahmin etmiştir. Ne zaman açıklayacağım bunu? Baykal bugün komada, açıklayacak mıyım? Bugünü seçtim. Ve bugün biraz daha bilgi vereceğim. Ben yine isimleri söylemem. Çünkü hala insanları ben korumaya çalışıyorum. Çünkü Kanada'nın insan haklarında devlet ve cemaat, tarikatlar, gruplar güçlüdür. Bireyler güçsüzdür. Dolayısıyla bireyleri cemaatlerin ve tarikatların, devletin zulmünden korumak gerekir. Lakin adaletin mahza budur. Yani gerçek adalet budur. Adalete izafi ise beka adına devleti, cemaati veya birileri o kurumsal yapıları korumaktır. Sosyal inşaatları korumaktır.
Ben sosyal inşaatlara karşıyım. Bireyleri korumak, adaleti mahsa benim görevim. Ben gazeteciyim. Kamu görevi, kamu yararına çalışırım fakat bireyleri korurum. Dolayısıyla efendim chat durumu nasıl bakayım? Şu anda yayın yapabiliyor muyuz? İnşallah yapıyoruzdur. Hiç olmazsa periskopta var herhalde. Kanada'nın abisi İsmail Bey beni çağırdı. Dedi ki e-maillerine bakacağız. Benim özel hayatıma girip bireysel e-maillerime bakacaklar. Benim olayı çözdüğümü anladılar. Onlar hizmeti kurmaya çalışıyor. Hizmete bulaşmasın bu kir diye. Dedim ki ikna etmek için bu kir, bu kumpas hizmete bulaşmaz. Zaten Baykal açıklama yaptı. Yani boş yere zorlamayın. Beni açıklamak zorunda bırakmayın. Ben o şahsı biliyorum. Fakat insanları koruyacağım ben. Bunun değişik sebepleri var. Siz şu anda bunu anlamazsınız. Fakat çok ısrar ettiler. Çok ısrar edince mecburen e-mailimi açtım. Bu dedim bizim bir kırılma noktamızdır. Etti bir. Hazreti Hızır'ın Hazreti Musa ile yolculuğu vardır. Sabredemez Hazreti Musa. Bu bir dedim. Hikmeti soruyorsunuz. Hikmeti ben izah ederim. Ama bizim yollarımız ayrılma noktasına doğru gidiyor. Bu bir dedim. Gülüyor Kanada abisi. Benim tabii bir fonksiyonum yok efendim. Bir görevim de yok. Maaşım da yok, bursum da yok. Ben dermişim yani. E-mailime baktı. Bernard Laçin'den tutun. Hepsini okudu. Hala çözemedi. Ben zaten çözemeyeceğini bildiğim için e-mailimi açtım. Hala dedi, söylemeyecek misin? Kim bu dedi içerideki adamların? Bulduğun IP ve isim kim? Hiçbir e-maillerde yok. Ben aptal mıyım? Sana yazayım internet ortamında. Takip ediyorlar. Dedim, sen şu anda benim ne yaptığımı anlamazsın. Ben bu ismi bilmeme rağmen sana söylemeyeceğim dedim. Hizmet zarar görmeyecek. Sen kurucu anne sendromuyla hizmeti korumaya çalışıyorsun. Ben de hizmeti korurum ama burada bireyi korumak önemli. Bu çakallığı, bu edepsizliği yapan adam hizmetten değil. Bunu bilmen yeterli mi? Yok, yetmez dedi. Bilmem lazım kim. İsrar ediyor. Ben sana tanımlama verebilirim ama dedim isim vermem. Bu vatandaşı niye koruyorsun dedi. Ne ilişkiniz var dedi. Dedim benim bütün insanlarla bir şekilde ilişkim var. Kanada'ya geldiği günden beri bu adam benden yardım istediği zaman ben yardım etmişim. Bu adam son 3-4 senedir Kur'an yarışmaları yapılıyor. Fatih Çoluğa'nın geldiği ve başka insanların geldiği bunun ana sponsoru ve hizmete himmet etmiyor. Çünkü hizmeti sevmiyor aslında. Fakat Kur'an yarışmasına en büyük sponsoru. Ve sizin sağ kolunuz olan bir arkadaşın bu adamı iyi tanıyor. Dolayısıyla bu adamın ortaya çıkartılması bir şekilde hizmetle ilişkide olduğu zannıyla lanse edilecek ve kullanılacak. Bu nedenle bu ismi açıklamıyorum. Çünkü bu ismi siz iş adamları cemiyetine kurucu üye almışsınız. Çünkü siz bu adamla istişare yapmışsınız Sayın İsmail Bey dedi. İsmail Bey daha merak ediyor musun dedim ismini. Evet dedi merak ediyorum. Ama ben söylemeyeceğim dedim. Tabii kafayı yemek üzereler. Benim kurallarım başkadır. Onların kuralları da aynı değil. Kriterlerim insanı korumaktır. Herkesi korumaktır. Kimi koruyorsun dedi. Sadece o adamı korumuyorum dedim. Çıktığı laptopu da kuruyordum dedim. Laptop nerede dedi peki? O laptop. Laptopu ne yapacak bu adam? Gümletmiştir dedim. Çökmüştür büyük ihtimal. Çöpe atmışlardır. Çöpe atmadan yakalayabilirsem faili delillerini yok etmişlerdir. Böyle bir suç işleyen adam delil bırakır mı?
Peki dedi, ben kim olduğunu anladım dedi. Ve orada çalışanları da tanıyorum dedi. İyi dedim, anladıysan mesele yok. Bulmacayı çözdüysen sen zeki bir adamsın dedim İsmail Bey. Ama dedim benden açıklamamı bekleme. Ve kaç sene geçti aradan, hala açıklamadım. Ve ismini de hala vermiyorum. Çünkü Erdoğan ona büyük bir mükafat verdi. Eski şaşalı dönemlerini döndürdü. İnşaat ihaleleri verdi. Türkiye'deki servetini ona katladı. Ve Amerika'da büyük işler kurdu. Hala iş adamı. Ve hala AK Parti'nin içinde. Dolayısıyla cemaatle alakası yok. Ayrışma süreci yeni başlamıştı. Tam ayrışma. 2011 senesi. Bizim kardeşlerin kendilerini çok güçlü hissettikleri bir yıldı. Her şeyi çözebileceklerini zannediyorlardı. Demek ki çözemeyeceğiniz şeyler var, kumpaslar var. Ve bu vatandaş daha sonra Erdoğan idam edilirken herhalde itirafçı olacağı için ben korumaya çalışıyorum, öldürmesinler diye aslında. Benim niye böyle yaptığımı anlamak istiyorsanız hikmete bakacaksınız, hikmet dairesine. Ve zaman, zemin ve nefis konusunu iyi okuyacaksınız. Yani zaman bugün belki farklı olabilir ama bundan 7 sene sonra farklı olacak. Tabii vatandaş sen kimsin ki diyor filan. Baktım yani derdimizi anlatamıyoruz. Öyle ki derdimizi anlatamadığımız için zaten bugünlere geldik ya. Evet, Baykal'a hediyem olsun. Baykal emin olsun ki emin zaten. Hizmetle cemaatle alakası o yok kasetin. Baş suçlular Erdoğan ve Perinçek'tir. Arkasındaki MGK ve 12 emekli generallerin heyetidir. Dolayısıyla şu anda darbeyi yapanlardır. Yani 15 Temmuz'u yapanlardır. Baykal bunu bildiği için zaten istifa etti ve yol açtı. Bugün de öldürmek istiyorlar galiba. Veya kendisinin beyin ölümü nasıl oluyor bilmiyorum ama Baykal hizmeti kirletmelerine izin vermedi. Bu civan mertliği nedeniyle, ki bu civan mertliği ben göstereceğini biliyordum kendisinin, dürüst bir insandır. Babası hala Antalya'da yani uzun yıllar cami temizliğine bakmış bir insan. Dedesi müftüdür, Osmanlı'nın kadılar sülalesinden gelir ve Baykal'ın bir asaleti vardır. O asalette Bülent Ecevit'te de vardı. Fakat Erdoğan çapulcu, çingene yani. Derin devleti tabii bu böyle bir çingeneyi iktidara getirip çingenelik yapıyor. Okulu ortadan kaldırdı, anayasayı ortadan kaldırdı. Bu şekilde bir operasyon, gladi operasyonu yapıyor. Baykal bunun farkında. Pek çok taraf farkında ama itiraf edemiyorlar gerçekleri. Ben de gerçekleri düpedüz dost doğru söyleyen bir adamım. Kim olursa olsun. Her zaman ve her yerde. Bugün gelinen nokta nedir? Evet, Baykal olayını anlayabildik mi? Yani bulmacayı çözdünüz mü? Hala çözemediyseniz pes vallahi. Şimdi Mustafa Varank da var tabi arada. Sarayla Perinçek arasında, Perinçek'le bu kaseti koyan vatandaş arasında bir de kız var. Yani arada bayağı bir adam var yani. Bu modeli çözmek gerçekten kolay değil. Bunların bütün kumpasları böyle. Şeytan işleri. Örümcek ağları gibi. Çelimsiz ve çürük. Çürütmek kolay aslında. Fakat görene, bilene, anlayana. Bugün ne oluyor? Kerkük. Bugün efendim önemli. Barzani olayını iyi okumanız gerekir. Benim 3 tane kitabım var. Kürdistan, PKK, Cumhuriyeti ve AK Parti ile ilgili. Yani bakın yani yazmışız bunları. Hepsini yazmışız. Matrix'in 11. kurgusunda da yazmışım. 2004'te de yazmışım. Bu süreç bir gladi operasyonudur. Kerkük Türk şehri. Şimdi nüfusunu değiştirdiler. Barzani zorla kendi bölgesine bağlamaya çalıştı. Ama global güçler buna izin vermedi. Şimdi Doğu Perinçek gitmiş. Orada IŞİD'den daha iğrenç bir mafya, terörist grup var. Onunla anlaşmış Esadçı. Katil, Kürt düşmanı
O kasaplığa girmişler Kerkük'e. Şimdi olay değişti. Nasıl değişti? İran işin içinde, Esad ve Rusya işin içinde. Kerkük'e giren gruplar bunlar. Barzani'ye yar olmasın. Peki Barzani'ye yar olmasın, kime yar olsun? Irak hükümetinin bayrağını çekmişler ama Irak hükümetinin ibadetinin bu işlerle hiç alakası yok aslında. Etkisi de yok Kerkük'te. Takan da yok. Dolayısıyla Kerkük şu anda dikkat merkezinde. %40 Irak petrolü burada çıkıyor çünkü. Amerika ve Rusya sessiz kalmış gözüküyor. Aslında sessiz değiller. İran'ı ön plana çıkartıyorlar. Esad rejiminin adamları, çapulcuları kullanılıyor. Erdoğan artık etkisiz, yetkisiz. Doğu Perinçek devrede. Doğu Perinçek ayarlıyor. Doğu Perinçek İran'a gidiyor, ayarlıyor. Şam'a gidiyor, ayarlıyor. Bu adam ne iş yapıyor? Dışişleri Bakanı mı? Nedir yani bu adamın görevi? Kübra Hanım, geçen gazeteci arkadaşımız güzel sorguya çekti. Adama rezil rüsva etti. Anlayana. Sen kimsin kardeşim? %1 bile oy alamayan bir partinin liderisin ki sen 1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye'de değildin. Strasbourg'da geziyordun. Seçim günü partisinin başında durmayan bir lidersin sen. Sen lider de değilsin. Sen derin devletin, Gladio'nun bir aracısın. Bunu bilmeyen mi var? Herkes biliyor. Şerefsiz. Yani böyle bir adam şu anda Türkiye'yi de iplerle oynuyor. Bütün orduyla oynuyor. %30'unu yok ettirdi. Emniyeti, işlatını, polis akademisini yok ettirdi. 200 bin insanı mağdur ettirdi. Ve caf caf ötüyor. Köpek uluyor. İşkenceciler de otoda gidip kahramanlık taslıyorlar. Ali Türkçen gibi. Tecavüzcü. Alçak herif. Bombaladılar diyor, meclis diyor. Kendileri öldürüyorlar. 245 kişi ki daha fazla. 245 değil, 1000'e yakın. Resmi, devletin resmi rakamı o. Aslında öldürülen insan sayısı 1000'e yakın. Onları insan saymıyorlar ya. Onların hepsi ortaya çıkacak. Bu alçak Ali Türkçen gibi şerefsizler tecavüz ettiler hapishanede insanlara. İşkence yaptılar ve bunu kahramanlık olarak satmaya çalışıyorlar. Medis'i bombalayan güya Fenerbahçe uçaklarındaki pilot o gün uçmamış. Bombalar tepeden dökülmüşse nasıl pencerelerle şey yapmıştı, tavana bir şey olmamış. İçeride dinamitler var, patlatıyorlar. Ve kısmi zarar veriyorlar bölgesel olarak. Amaçları meclise saldırdılar olarak göstermek ve cemaati infaz etmek. Görüyorsunuz Abidin İnallah Ruhsakar esir falan değilmiş. Akıncılar üstünde ellerinde telefon rahat rahat güle oynaya dolaşıyorlar. Yani 15 Temmuz'u kim yapmış efendim? Beraber yapmışlar karargahla. Erdoğan, Perinçek bunlar ortaklar. Baylok şu anda kullandıkları zulmetme aracı. Hizmete saldırıda kullanırken iyiydi. İnsanlar sesini çıkartmıyordu. Şimdi iş AKP'lilere, Melik Gökçe'ye, işte bakanın, işte şu Hollanda'ya gidip kahramanlık yapan bakanın kocası, boşamış kocasını. Adam kocasının arkasında bile durmamış yani. Bu kadar alçak adamlar. Baylok çıkmış. Yani ne yapıyorlar? Aileleri parçalıyorlar. Cemaatten sonra sıra şimdi AKP'ye geldi. Zaten saldırı haber projesinin amacı 2019 sürecinde, 2017-2019 planlamada AK Parti'yi tamamen çökertmek, aileleri parçalamak ve 2 milyon insanı mağdur etmek yani. 2 milyon insan fişlenmiş durumda AK Parti'de. Dolayısıyla 2019 yılında Alevi kökenli bir lideri, Bilgin Balanlı'yı seçtirecekler size, sisi gibi kahraman olarak getirecekler. Sizi Erdoğan'dan ve AKP'den kurtaran, tabii hizmeti sevmiyor. Öyle bir adam getirecekler. Bunu hak ettiniz mi? Bence hak ettiniz. Bu planları ben yıllar önce yazdığımda komplo teorisi dediniz. Kitaplar bastım. Almadınız, okumadınız. Uydurma dediniz, yalan dediniz. Gerçekmiş değil mi? Gerçekmiş. Bugün her şey ortaya çıktıktan sonra yani ahvah etmenin çok bir anlamı yok. Daha evvelden uyarmamıza rağmen, gazetecilik yapmamıza rağmen bize endorse yapmadılar. Promote yapmadılar, reklamımızı yapmadılar.
bir tane Zaman Gazetesi'nin yazarı, Samanyolu'nun yazarı kitapların bir tanesini reklamını yapmadı biliyor musunuz? Fermi Koru dışında. Fermi Koru iki tanesini yapmıştı. O da kaç senesi? 2003, 2004, 2005 yani. Çok eski. İlk çıkan kitaplar. Hazal'ın Kurtlar Vadisi ile Matrix'in 11 Eylül Kurgusu. Ondan sonrakini yapmadı. Çünkü anladı Fermi Koru işin nereye gittiğini. Biliyor. Ankara'daki gazetecilerin hepsi iyi gazeteciler bilirler neyin ne olduğunu. Ama %80'ini yazmazlar. Paylaşmazlar kamuoyuyla. Gazetecilik yapmazlar anlayacağınız. Gerçek gazetecilik yapmak için zaten Türkiye'de bulunmamak gerekiyor. Ben niye buradayım? Bunları size söylemek için buradayım. Türkiye'de olsaydım şu anda konuştuklarım belki %40'ını konuşurdum. %60'ını yine konuşmazdım. Konuşamazdım yani. Zaten öldürürlerdi. Hapsalılardı ki arkadaşlarımızı hapsettiler. Gazeteciler, akademisyenler, özgür görüşünü dile getiren insanlar hapisteler, sürgündeler. Aileleri, sürahileri yok ediliyor. Kökleri kesilmesi için saldırı yapıyor, kullanıyor. Ve bu alçak ve domuzları alkışlayanlar var. Solcular var, Sputnikçiler var, Rusçuklar var, Oda TV'ciler var, efendime söyleyeyim. Seda Dergin gibi ahlaksızlar var, kendilerini duayen diyen gazeteciler var. Murat Yetkin gibi her şeyi bildiği halde konuşmayanlar var. Deniz Zeyrek gibi her şeyi benim gibi adam diye bildiği halde kozmopolitik bir dil kullanıp örtenler var. Ertuğrul Özkök gibi pop sosyolog olup da iç yüzüne vakıf olup da sadece bir damla size kuklatanlar var. Var da var. Baktığınız zaman gazetecilik yapan yok yani olmadığını görüyorsunuz. YouTube seyrediyorsanız yukarıda İbrahim Kalın'la fotoğrafım var. 2010 senesi. Bu 2010 senesinde yüzlerine her şeyi söylemişim bu Bekir Bozdağ ve Ömer Çelik. Sizi dedim Yahudiler satın alacak. 10 milyon dolar verseler siz dedim köpek gibi satırsınız. Yalan değil. Satılmışlar. Ama İsrail'e söylüyorlar. İsrail'e ticareti geliştirmişler, istihbaratı geliştirmişler ama İsrail'e sövüp sizi kandırıyorlar. İnsanlar aptal olursa tabii, koyun olursa bu şekilde siyasi İslamcılar, yobazlar, Perinçek gibi dansözler sizi aldatmaya devam edecekler. Aldatan bizden değildir, Müslüman değildir. Müslüman kabul etmiyoruz. Aldatan insanlar, bile bile kötülük yapan insanlar en hafif tabirle fasıktır, kesin münafıktır. Zalim oldukları zaten %100'dür. Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatırken ayet-i kerimlerde kafirlerle aynı anlatıyor. Kafirin, münafıkın, fasıkın, zalimin. Yani bu dört taife zaten cehennemde aynı yere gidiyor. Bizden olamazlar. Bizden olmaları için doğruyu ve gerçeği söylemeleri lazım. Gerçeği söylemeyen insanlarla bizim işimiz yok. Gerçek yoksa terapi yoktur. Terapi konuşması yapmıyorum. Sadece bugün yaptığım konuşmanın özeti belki şu anda Periscope ve YouTube chatlerini aynı anda gören bir app var. Onu indiremedim. O yüzden tekrar ben YouTube canlıya bağlanmak zorundayım. Periscope'daki soruları göremiyorum. Maalesef periskoptaki soruları görebilmem için telefonu ters çevirmemiş olmam gerekiyor. Telefonu düz çevirsem de bu uzaklıktan soruları okumam mümkün değil. Kaydımız devam ediyor. Sorularınızı alabilirim. Melek Gökçek dinozorlarıyla gidiyor Ankara'dan. Ülkeyi mahveden isimlerden bir tanesi. Hırsız, harami. Betona çevirdi Ankara'yı. Ankara'yı mahvetti. 25 senedir Keçiören'de sayarsanız 30 senedir Ankara'yı yönetiyor bu adam. Kurduğu hırsızlık şebekesi Erdoğan'dan aşağı kalır yanı yok. Askerleri bu işe ortak etmesi ile kendisini garantiye alacağını zannetti ama şimdi askerler bu adamı satmışlar. Yani hepsini yemek istiyorlar. İdare edilmekten bıkmışlar veya öyle göstermekten bıkmışlar. Bütün Melik Gökçek'in servetine konup bir anda vurgun yapacaklar yani. Köşeye dönecekler. Siz köşe dönme konusunda bu kadar arsız ve maymun işler olursanız ittifak yaptığınız Ergun Akuncular da sizin
Vurgun yaptıklarınızda vurgun yapar. Size bayrak da çıkartırlar. Ondan sonra 15 Temmuz'da size yamarlar tamamen. Vatan hali olursunuz. Ülkeyi terk edersiniz. Bu taraflara gelirseniz benden yardım isteyin mi? Yine yardım edeceğiz bu adamlara ya. Yani benim kuralımı bozamam. Yardım isteyen herkese yardım ederim. Kim olursa olsun. İnsan potansiyel olarak bakıyorum. İnsan olmasa bile bazıları. Şu Erdoğan'ı korumak için, güya savunmak için Amerika'ya gidip de Kanada'dan kovulan veya kendisi kaçan dereli kardeşler var. Cengiz. Yani Kanada'ya ilk geldikleri günleri hatırlarım. Bu adamlara yardımcı olmuştum ya. Risale-i Nur cemaatlerine gidiyorlardı. Cemaate gelmiyorlardı. Yanlış bilgiyi vermeyin. Cemaate çok ilgileri yok bu adamların eskiden beri. Fakat fark etmiyor benim için. Benden yardım istedi. Yardım istediğim yere de söyleyeyim. Pep Camisi'nin karşısında Timortus var. Cengiz hatırlıyorsun değil mi? Mahkemeyi geçememiştin de. Mahkeme, iltica mahkemene. Yani hikayeni yazacak adam ihtiyacı vardı. Yoksa inanmıyorlardı sana. Ben de sana eski PKK'lı Tunceli'li Süleyman'a vermiştim. Ben yazmam senin hikayeni diye. Süleyman dedi ki, Faruk dedi, bu adamlar neyin nesi? Süleyman dedim, bu adamlar şimdi iltica atmışlar ama Alevi değiller. Kürdüz diyorlar ama Kürtlüğü de bilmiyorlar. Kimlikleri de yok. Kürt kökenlikleri de çok uzakta kalmış. Cemaatten değiller. Yani devletin zulmüyle ilgili herhangi bir şey görmüyorum ben bu adamların üzerinde. Niye kaçtıkları da belli değil. Kanada'da herhalde menfaatler için kaçmışlar. Daha iyi yaşamak, çocuklarını okutmak filan işte. Dedi ben niye yardım edeyim dedi Süleyman buna. Eski PKK'lı Süleyman Seyit Rıza'nın akrabalarından. Dedim sen dedim resmi tercüman değil misin? Resmi tercümanım. Dedim Kürtlere, Alevilere yardım ediyorsun. Bunlara da yardım et dedim. Paralarını al dedim. Ne kadar alayım dedi Süleyman. Maksimum seviye al dedim. Acıma bunlara dedim. Ben yardımcı oldum tabii. 1500 dolar vermişlerdi galiba Süleyman'a. Hikaye yazsın diye. Kendi hayat hikayeleri yalandan yazsın diye. Ben yazmam. Ben yalan söylemem. Yalan hikaye yazmam. Yapmıyorum o işi. Ben sadece yardımcı oluyorum. Allah Allah. Canlı yayında akışın durumu felaket. Soruları alamamışız. Kusura bakmayın. Yayın konusundaki son kullandığım program galiba iyi çalışmıyor. Donmalar ve kesintiler meydana getiriyor. En kötü ihtimal ya bu kayıttan ya bu kayıttan tekrar koyacağız videoya. Bu ahlaksızlar şimdi efendim sürekli taraf değiştiriyor. Kim güçlüyse, kuvvetliyse, keyifleri nerede gıcırsa onu destekleyen insanlar var. Bu Dereli ailesi gibi. Yalnız şöyle bir sorun var. Orada dayak yemişler. Kendilerini kahraman olduğunu zannediyorlardı. Kanada'ya gelmişler. Vatanı kurtardık falan diyorlar. Toronto'da daha sonra Amerika bunlar hakkında soruşturma açıp da Kanada'ya bildirince bunlar evlerini, karılarının adına yazı yapıp pılı pırtıyı toplayıp Türkiye'ye kaçtılar. Zannediyorlar ki AK Partiler bunları kahraman olarak karşılayacak. Yani Erdoğan'ı savunmuşlar. Beyazçı kardeşler, Kanada rahatları iyiydi. Şimdi rahatları bozuldu. Türkiye'de kahraman da olamadılar. Sonra eşleri de daha fazla dayanamadı. Kerepir fiyata evi satıp Türkiye'ye gittiler. Bunlar gibi kaçan 60'a yakın aile var. Yazık yani. Bunlar mahkemeye geçmiş, göçmenlik almış, kan